Evet, bugün tam 18 gün oldu. 18 gündür Narin kayıp. 8 yaşındaki bir kız çocuğu Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde kayboldu. Tam 18 gün önce. İlginç olaylar oldu. Yeni gelişmeler var. İddialar güçlendi. Tabii çok önemli bir konu daha var. Dün bana Narin'in dayısı yazdı. Dayısının ismi de İrfan Çavaş isimli bir şahıs. Narin'in dayısı olduğunu söyledi ve konuyla ilgili bazı açıklamalar ve iddialarda bulundu. Kendisinin paylaşımlarını ve bana yazdığı mesajı da sizlerle paylaşacağım. Çok önemli gelişmeler var arkadaşlar. Şimdi Narin davasını çok yakından takip ediyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum izleyicilerimizden. Fikir açıcı, ufuk açıcı yorumlarından dolayı ve aynı zamanda köyde ve o yakın köye yakın olan yerlerden de bize yazanlar çok fazla oldu. Zaten Instagram adresimi koyuyorum. Instagram adresinde de WhatsApp mesajlaşma yerim de var. Oradan da gönderebilirsiniz. Yine açıklamaya koyduğum ara ara da göstereceğim mail adresimle de benimle iletişime geçebilirsiniz. Yasak aşk iddiası dile getirdik. Yani bununla ilgili evet tepki çekti. Çektiği yönler oldu. Hemfikir olduğumuz çok yönlerde oldu. Bu iddiayı neden ortaya? Bunun önce altını çizmekte fayda var. Bu iddiayı ortaya koyma sebebimiz birincisi annenin ve amcanın çelişkili ifadeler. Yani annenin amcayı koruyan ifadesi, daha sonra ifadesini değiştirme yöntemi. Amcanın da ben köyde değildim demesi, daha sonra köyde olduğu ortaya çıkması falan, bu ikisiyle ilgili. Şimdi biz bu konuları tek tek ele alacağız. Didem Arslan Yılmaz Asla Vazgeçme programına çıktığında neler söyledi? Çünkü iki şey çok merak ediliyor. Amca neden konuşmuyor? Amca ile ilgili neden konuşulmuyor? Skandal bir şey daha oldu. Salim Güran'ı ziyarete gittiler. Kim biliyor musunuz? Narin'in annesi ve babası Salim Güran'ı ziyarete gitti. Bu ziyaretin perde arkası ne? Bunların hepsini merak ediyoruz ve konuşacağız. Yeni gelişme var. Narin Güran'ın DNA'sı biliyorsunuz amca Salim Güran'ın arabasında çıkmıştı. Arabada nerede olduğu kesinleşti. Daha doğrusu biz bunu zaten ilk videomuzda neredeyse söylemiştik. Ön koltukta, şoför koltuğunda çıktığını söylemiştik. Bugün de resmi kaynaklar teyit etti. Halk TV'den Ferit Demir bu konuyla ilgili gerekli bilgileri de verdi. Hatta şöyle söyledi. DNA ön koltukta çıkmasını uzmanlar şöyle yorumladı. Eğer Narin amcanın dediği gibi arabaya girip arabada oynamış olsaydı başka yerlerde de Narin'in parmak izi çıkardı. Narin arabanın hiçbir yerinde DNA'sı eşleşen bir şey yok. Sadece ön koltukta var. Bu da Narin'i ön koltukta kucağına koyarak zorlayıcı bir şekilde baskı kurarak bir yerlere götürdüğünü ve göstergesi iddiası olarak değerlendirilir. Güçlü bir delil, güçlü bir iddia olarak ortada bu arada. Şimdi Narin'in DNA'sı ile ilgili haberler bugün çokça yer aldı. Şoför koltuğunda çıkmasını biz bunu çok önceden söyledik. Şimdi amcanın ifadeleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İşte 2 saat 40 dakikanın nerede olduğunu, o 2 saat 40 dakikadaki zamanı bir türlü açıklayamıyor, hatırlamadığını söylüyor. Yani en klasik yalandır. Yani bir şey söylersin, hatırlamıyordum falan dersiniz, geçiştirirsiniz. Diğer de arabanın görüntüsü de ortaya çıktı. Şimdi görüntüsünü de ekrana getireceğiz. Narin'in son kez görüldüğü DNA'sının kusmuk kan ve idrar DNA'sının olduğu araba şu an ekranlarda olacak. Bu arabada oldu maalesef. İnşallah kız bulunur ama maalesef kızın mezarı olduğu gibi görünüyor. Dayının açıklamaları var. Bana özel açıklamalarda bulundu. Daha doğrusu önce beni tehdit etti. Önce bana hakaretler etti. Mesaj öyle başladı. Yani düşünün işte evinizde daha doğrusu bir galaya davetliydim. Bir filmin galasına davetliydim. Gürültülü bir ortamdaydık. Arkada bir oyuncu dostumla beraber oradaydık ve birden bana bir mesaj geldi WhatsApp'tan tanımadığım bir numarada. Orada mısın? Diyarbakır'da sana bilgi ulaştıran kim lan? Demiş. Ben de sen kimsin demişim. Kafana göre yayın yapıp iftira atıyorsun bize. Ben Narin'in dayısıyım. Az önce YouTube'dan yayını izledim demiş. Ben de öncelikle geçmiş olsun iddiaları anlatıyorum. Siz gerçekleri anlatın onları yayınlayalım. Konuşmuyorsunuz ki hepiniz. Maşallah üç maymunu oynuyorsunuz. İddialarla bizi katil etmeye mi çalışıyorsunuz demiş. O zaman konuk olun konuşun demişim. Derdimiz gerçeklerin bir an önce ortaya çıkması. Köyde konuşulanları anlatıyoruz. Gazeteci olarak görevimi yapıyorum. Ayrıca beni tehdit mi ediyorsunuz demişim. O da köyde böyle konuşan kimse yok. Ayrıca Diyarbakır'daki köyden sana böyle bir bilgi verecek adam da yok. Birbirimizi kandırmayalım demiş. Bugün de bir konuğum olacak yine Diyarbakır'dan. Bir yayın, onunla da bir yayın gerçekleştireceğiz yakında. Yeğenim üzerinden prim yapan kim varsa Allah onun belasını versin demiş. Ben de kendisine amin. Gerçekleri kim gizliyorsa onların da belasını versin. Küçücük çocuğun başına neler geldi kim bilir diye yazmışım.
işte müsait olursanız konuşalım demiş. Ben de kendisine susmaya devam ederseniz video izlemek yerine kızın peşinde olsaydınız küçücük köyde minnacık yerde 17 gündür bir çocuk çoktan bulunmuş olurdu. Bugün de yeni bilgiler geldi dedim. Hani köyden gelmiyor dediniz de çok geliyor. İşte vali mi sana bilgi veriyor ve dalga geçecek bir konuşmaya gidiyor falan filan. Daha sonra da işte bize de sadece devletten bilgi geliyor, elimiz kolumuz bağlı. Sonradan hitap şekli değişti. Ben de dedim ki isminiz neydi dedim. Dedi ki benim ismim İrfan Çavaş diye. Sosyal medya bizi çok yıprattı. Anlıyorum. Ama benim biraz önce söylediğim şey de çok önemli. Sosyal medyadaki videoları izleyeceğinize 18 gündür yeğeninizin peşinde olsaydınız, köydeki herkese didik didik edip konuşsaydınız, bugün bunları biz de konuşmuyor olacaktık. Narin bulunmuş olacaktı, biz de bu defteri çoktan kapatmış olacaktık belki. Ama maalesef kimse, herkes konuşmamakta gayret ediyor. Anlıyorum, yani ablasıyla ilgili iddialar var ya da kız kardeşi bilemiyorum büyük mü küçük mü. Bunlarla ilgili iddialar var, anlıyorum bunu. Bu insanın çok zoruna gider. Biz de empati kurduğumuzda zorumuza gidiyor ama 8 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Bence onun canı şu an bu söylenenlerden çok daha önemli, daha kıymetli. Öncelikle bunu bir kestirmeleri gerekiyor. Evet, zor durumdalarmış falan filan. Yani ben de kendisi teyit etmeden bilgileri yayınlamayın demişlerdi. Şimdi ben aşk iddiasını gündeme getirdiğimde, tabii video çok izlenince herkes sadece benim iddiayı gündeme getirdiğimi zannettiler ama ya da öyle düşündüler. Çok fazla iddialar oluştu. Şimdi ben size TR Haber.com'un iddiasını. TR Haber ne diyor biliyor musunuz? İsminin gizli kalması şartıyla TR Haber'e açıklamalarda bulunan bir aile üyesi. Bakın, bir aile üyesi Kayıp Nare'nin yasak aşk kurbanı olduğunu iddia etti. Anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran arasında ilişki olduğunu belirten akraba Nare'nin bu ilişkiye şahit olduğunu ve bu nedenle amca tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Bakın, TR Haber'e konuşmuşlar. TR Haber'in özel haberi bu. TR Haber, hatta muhabirin ismi var mı? Muhabirin ismini de kullanayım dilerim. Ozan Koltuk TR Haber'den girmiş bu haberi ve demiş ki, kardeşim demiş, aile üyelerinden biri bize konuştu ve demiş ki anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran arasında ilişki olduğunu, akraba Nari'nin bu ilişkiye şahit olduğunu ve bu nedenle amca tarafından öldürüldüğünü söylüyor. Bunu ben söylemiyorum. TR Haber'e konuşan bir aile üyesi. Şimdi anne saçını boyatmış, bakın. Garip. Şuraya bakın. İddialarına bakın. Başka bir boyut daha ekleyen akraba, anne Yüksel Güran'ın kızı Narin Güran'ın kaybolduğu sırada saçının beyaz olduğunu, birkaç gün sonra ise saçını siyaha boyadığını ifade etti. Kızı kaybolmuş acılı bir annenin saçını boyatmasının garip bulan akraba, annenin bu şekilde DNA sonuçlarını etki edebileceğini düşündüğü belirtti. Alın. Sonra Didem Aslan Yılmaz'a konuşmuştu anne, biliyorsunuz. O görüntüyü de ekrana getireceğim. Fotoğraflarını koyabiliyorum. Bu arada videoları koyamıyoruz. Telif yiyoruz. Kanal da kapatılıyor biliyorsunuz, çok telif yenilirse. Geçtiğimiz günlerde Didem Aslan Yılmaz'a, Asla Vazgeçme programına konuk olan anne şöyle diyor. Bizden şüphelenirsiniz diye söylemedim ama bizden şüphelenirsiniz diye. Bu cümleyi bir daha okuyacağım ve sonra tekrar açıklayacağım. Bizden şüphelenirsiniz diye söylemedim ama köpek hindiyi yemiş, askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı Nari'nin kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında sigara içiyor ve bir köpeği işkence ediyordu. Ben de yapmayın yazıktır dedim. İlk defa söylüyorum, bizden şüphelenirler diye söylemedim. Şimdi abi psikopatmış yani, arkada köpeğe işkence yapıyormuş arkadaşıyla beraber. Geçelim oraya. Anne ne diyor biliyor musun? Bizden şüphelenirsiniz diye söylemedim. Tekrar ediyorum. Bizden şüphelenirsiniz diye söylemedim diyor. Bu ne demek? Yahu senin kızın kaybolmuş. Hayatta mı, değil mi, öldü mü, kaldı mı? Bunu düşüneceğine bunu mu düşündün? Bizden şüphelenmesinler şimdi. Kızım ölmüştür, bizden şüphelenmesinler. Kızın öldüğünü mü düşünüyorsun? O saatlerde kaybolmuştu. Sen Didem'e konuk olduğunda senin kızın daha öldü gibi bir ilgisi bile yoktu. Daha yeniydi ve kaybolduğu söyleniyordu. Sen kaybolan kızı öldüğünü mü o saatlerde ima ettin?
bizden şüphelenmesinler diye, şüphelenmişsiniz diye söylemedim diyor. Bu kadın ilk günden beri kızının öldüğünü biliyor ya da öldürüldüğünü. Yani çok enteresan. İddialar güçleniyor. Bakın dayı bana bunu söylediğinde küçük bir vicdan azabı yaşadım. Yani vicdan azabı derken şöyle yaptım. Dedim ki ya evet ya bu kadın hiçbir şey yapmadıysa. Sonra şunu düşündüm. Ya yaptıysa ve çocuk bunların yüzünden ortada yoksa. Çocuğun mu hayatı daha önemli bu kadının mı? Çocuğun dedim. Ve bundan dolayı bu olayın üstüne gitmeye karar verdim. Kendisiyle konuşmak istedim. Kendisi işte konuşamayacağını, bir bilgi veremeyeceğini falan filan söyledi. Yoksa kendisini konuk alıp, konuk almayı çok istedim bu arada. Ve dedim ki madem biz yalancıyız, biz yalan söylüyoruz. O zaman siz buyurun, buyurun abicim ekran size açık. İstediğin kadar sınırsız konuş, istersen yayında bana hakaret et. Hiç sorun değil. Yeter ki konuşun ve bu kız ortaya çıksın. Yeter ki konuşun, gerçekler ortaya çıksın. Bizim başka ne derdimiz olabilir? Yok prim kasıyormuşuz. Ya Allah aşkına bir kızın kaybolması üzerinden prim mi kasacağız? Zaten birçok konu var. Türkiye'de gündem bitmiyor ki şurada Dilan Polat mevzusu var. 13 yıllık gazeteciyim. Bunu bana ilk diyen siz değilsiniz ki. Yazdığımız her konu hakkında prim kasıyorsunuz dediler. Her konu hakkında yazarız, prim kasıyoruz, çizeriz. Böyle işimizi yapmayalım. İşimizi bize öğretin abi. Siz öğretin. Ya siz nasıl istiyorsanız biz öyle işimizi yapalım. Kusura bakmayın yani. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Gazeteciliğin bir yönü de rahatsız etmektir. Ben seni rahatsız etmeye devam edeceğim. Siz de harekete geçeceksiniz kardeşim. Yani burada daha ne söyleyeyim ya? Ben mi söylüyorum abi? Burada akraba üyelerinden biri, aile üyelerinden biri TR Haber'e konuşuyor. TR Haber'e diyor ki yasak aşk var diyor ve anne diyor kızı kaybolduktan sonra gitti saçını boyadı diyor. Ve anne sonra televizyonda görüntüleri var bunların. Dedim bakın asla vazgeçme programında. Bizden şüphelenirsiniz diye söylemedim diyor. Bizden şüphelenirsiniz diye. Ya daha kızın yeni kaybolmuş. Sen öldüğünü mü biliyordun böyle söyledi. Bizden şüphelenirsiniz diye. Kimden şüpheleneceğiz? Nerede bu kız? 18 gündür nerede abi? Bana bunu söyleyin. Vallahi bunu mantıklı açıklamasını yapın. Ben özür dilemeye hazırım bu arada. Vallahi siz bunun doğru olmadığını ortaya çıkarın. Ben çıkarayım. Ben de bu yayınlarımda sizden özür dileyim. Bu kadar basit abi. Şimdi Salim Güran biliyorsunuz tutuklu. Bir türlü bir şey ifade vermiyor. Bir türlü bir şeyler açıklamıyor. Yani konuşmuyor adam. Köyde herkes sus pus. Birbirinin kulağına konuşuyorlar. Sadece mesaj atıyorlar. Şey yapıyor. Çıkın açık açık konuşun. İfadelerinizi verin arkadaşlar. Lütfen. Bu kızın hayatı söz konusu. Ya da vefat etmişse, öldürülmüşse, katledilmişse de katillerinin yargılanması söz konusu. Adaletin yerini bulması gerekiyor arkadaşlar. Yani burada başka ne derdimiz olabilir? Bakın gözüm ne hale gelmiş. Yani kaç gündür okumaktan, yazmaktan, araştırmaktan, konuşmaktan, gelen mesajlara bakmaktan, yorumlara bakıyorum. Her video 2000-3000 yorum geliyor. Ben yorumları tek tek okuyorum. Niye? Belki bir ipucu yakalarız diye. Belki emniyete, adalet güçlerine yardımcı oluruz diye. Belki birinin vicdanı sızlar da çıkar konuşur diye. Ama maalesef küfür yiyoruz. Lanlı manlı bizimle konuşuyorlar. Tehditvari konuşuyorlar. Yani yiyenleri kaybolmuş adamlar hala ne düşünüyor? Yine diyorum abi açık buyurun ekran açık abi. Yani açık konuşun çatır çatır konuşun. Ben çıkın ekrana bana hakaret edin ya. Ama doğruyu anlatın abi. Biz yalan söylüyorsak siz doğruyu anlatın. Bu kadar basit. Daha da zor bir şey değil ya. Gerçekten zor bir şey değil. TR Haber'deki iddialar bu yönde. Ve bir de amcayla sinirlerim bozuldu yani. Şimdi amca yargılanıyor abi. Senin çocuğunu öldürmekten, kasten adam öldürmekten yargılanıyor. Sen nasıl ziyarete gidersin? Anne ve baba çıkmış gitmişler. Amcayı ziyarete. Zaten amca da tatile gitmişti. Keyfine oradaydı falan. Hala tarafını tutuyorlar. Hala olayı aydınlatmak için kimse kılını kıpırdatmıyor. Tuhaflıklar silsilesi devam ediyor. Şimdi bana bir tane mail geldi arkadaşlar. Onu da okumak istiyorum. Gözlüğümü takmam gerekecek. Kusura bakmayın. Gözlüğüm ayrı bir dert. Çıkarınca okuyamıyorum. Yusuf Bey'den bir mail gelmiş. Soyadını vermeyeceğim. Çünkü yani söyle bir şey. Bana bir mail atmış. Demiş ki iyi akşamlar. Az önce videonuzu dinledim ve narinimiz, yavrumuz, canımız olmuş. Bir kaybımız hakkındaki yorum ve yaklaşımlarınız çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bir amcadan beklenen şey ne olur biliyor musunuz? Değerli kardeşim. Çok önemli bir cümle. Belki bizim hepimizin kaçırdığı bir nokta. Ben bunu dayıdan da bekliyorum.
Bakın Yusuf Bey çok güzel söylemiş. Çıkıp şunu söyleyebilir. Ne yayın yasağı ne bu üzerime atılan kirli söylenti diye haykırıp televizyon karşısına çıkar. Kendisine ispatlar. Avukat tutmak nedir yahu? Avukat tutmakla kendini zaten ele vermiş oluyorsun. Kendini bin bir türlü yalanlardan kurtaramıyor, avukata sığınıyorsun. Sen avukatla kimi karşına aldın? Eli kanlı düşmanın mı var da ihtiyaç duydun? Çocuğunu kaybetmiş kan bağı kardeşine karşı susarak kendini mi savunacaksın? Bak cümleye bakar mısınız? Çocuğunu kaybetmiş kan bağı kardeşine karşı susarak kendini mi savunacaksın? Ayrıca petrolden ıslak mendil almış dediniz. Petrol çalışanı ya da kamerasından üzerinde hangi kıyafetler vardı? Bu kıyafetler nerede? Bu kıyafeti halen giymiyor ya da evinde de yoksa bunlar bence incelenmeli. Teşekkür ederim demiş Yusuf Bey. Çok teşekkür ederim güzel aydınlatıcı maillerinizden dolayı. Onun için diyorum ya arkadaşlar mailimi bırakıyorum diye. Bizi aydınlatan mesajlar almaya devam ediyor. Çünkü biz de insanız. Gözümüzden kaçan detaylar oluyor. Siz görürseniz hem yoruma yazın hem mail atabilirsiniz. Instagram'dan yazmak istiyorsanız Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Adreslerimi koyuyorum. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Ben yayınlarım boyunca şimdiki saat abone ol yazısı çıkıyor. Ama hiçbir yayınımda şunu söyledim mi size? Kanalıma abone olun, videoyu beğenin, videoyu paylaşın ya da katıl butonum var işte. Katıl butonla bana destek olun. Süper teşekkürler, süper chatlerle destek olun falan filan. Yani bu YouTube'daki bir argümandır. Her zaman söylenir. Söylemedim. Neden biliyor musunuz? Diğer videolarda söylerim abi. Eğlence, magazin, şunu bunu yaptığımda söylerim. Ama burada bir çocuğun hayatı söz konusu. Bir çocuğun hayatını anlatırken dilim varmadı bunu söylemeye. Sadece montaj esnasında işte o stickerları koydum. Onun dışında hiçbir şey koyamadım. Onu bile koyarken elim titredi. Ama yok bana primci, yok bilmem neyici falan filan demeyin abi. Allah aşkına ayıp yani. Bunu söyleyen de işte aile üyelerinden biriydi. Diğerlerini bak yorumda takmıyorum. Yorumda söyleyenleri, öyle söyleyenleri. Amacımız o değil. Gazeteciyiz abi yani gazeteciyiz. Ne konuşalım? Bu gündem konu olmuş. Bunu konuşmayalım. Şu gündemi konuşmayalım. Bu gündemi ne yapalım abi? Ne yapalım? Gazeteler, televizyonlar yayın yapınca televizyona primci mi diyorsunuz? Gazeteye primci mi diyorsunuz? Kapatalım abi. Bütün yayın organlarını kapatalım. Ne yapalım? Böyle bir saçmalık olur mu gazeteciye? Gazeteci işini yapıyor diye. Böyle saçma sapan yorumlar işte. Bu da dayının da yorumu. Ben dayının mesajlarının tamamını okumadım. Çünkü izin almadım ama devam ederse hakaretlerine bu sefer bunu söylerim. Dediğim gibi haklı bulduğum yönü var bir insan olarak. Ama ben de diyorum ki keşke videoları izleyeceğinize, onu da yazdım kendisini, 17 gündür çocuğun peşine düşseydiniz diye dün yazdım. Çok olay çıkarsa ekrana getiririm bu mesajları. Çünkü mesajların hepsi duruyor bende. Kayıt altında ve kayıt altında duracak gazeteciyim. Çünkü her şeyi kayıt altına alırım. Kendimi savunmak da benim görevim. Yine de şey demişim. Umarım tüm olumsuz iddialar yalandır ve narin sapasağlam döner. Dualarımız da bu yönde diye de bitirmişim onunla mesajımı bu konuda. Tabii ki sonrasında da yumuşadığı için mesajın tamamını okumadığımı da söyleyeyim. Yani ukalalığına devam etseydi muhtemelen mesajın tamamını yayınlardım. Sizinle paylaşırdım. Çünkü sonuçta ben de bir gazeteci olarak kendi hakkımı savunmak zorundayım. Narin davasını dediğimiz gibi takip etmeye devam edeceğiz. Bizde kalın. Televizyonda konuşulmayan her şeyi cesur yüreklilikle konuşmaya devam edeceğiz. Narin bulunana kadar susmak yok. Yine o sözümüzü söyleyeceğiz. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Sıra sana gelmeden köydeki bütün herkese sesleniyorum. Madem izliyorsunuz beni, konuşun. Korkmayın. Bakın bana gönderin. Yazın. Bütün iletişim bilgilerim burada. Yazın. Ben hiçbirinizin adını söylemeden teker teker vereceğim, yayınlayacağım. Yeter ki narin kızımız bulunsun, kardeşimiz bulunsun. Görüşmek üzere.